Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ülkemizin hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkelerinden uzaklaşması, Avrupa Birliği'ne üyelik müzakerelerinin ilerlemesine de alan bırakmamaktadır. Kapsamlı ve başarılı reformlar yapan Gürcistan ve Ukrayna, Avrupa Birliği'ne vizesiz seyahat hakkı kazanırken, altına imza attığı taahhütleri yerine getirmeyen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Haziran 2016'da vizesiz Avrupa Birliği sözü ise maalesef hayal oldu. İktidar partisi popülizmden, hamasetten ve dikta rejimi uygulamalarından vazgeçmelidir. Avrupa Birliği standartlarını yerine getirmek için ortak aklı devreye sokmalıdır. Bunun ilk adımı olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı yarın Brüksel'de yapacağı görüşmelerde ulusal devlet politikamız olan Avrupa Birliği'ne üyelik yolunda kendi siyasi çıkarını değil 80 milyonun çıkarını öncellemelidir. Teşekkür ederim.